İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tören alanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi partilerin sayın il başkanları, il yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Grup Başkan Vekili, çok değerli meclis üyeleri, denizcilik sektörünün kıymetli temsilcileri, şehir hatları şirketimizin sayın yönetim kurulu başkanı, sayın genel müdürü ve çok değerli çalışanları, bu güzel buluşmamızı ekranları başında sosyal medya hesaplarında izleyen sevgili İstanbullular, çok değerli basın mensupları. İstanbul'un 1453 yılında fethedildiğini, bize ait bir şehir olduğunu biliyoruz. Bu fetihten tam 2 yıl sonra 1455 yılında dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olacak olan Tersane-i Amire'nin kurulduğunu belki bilmeyenler olabilir. Yani İstanbul'un fethinden 2 yıl sonra dünyanın en büyük tersanelerinden birini kuruyor şanlı ecdadımız. Yani bu demek oluyor ki içinde bulunduğumuz bu tersane tam 567 yıldır faaliyetlerini sürdüren dünyanın en eski yaşayan tersanesidir. Bugüne kadar bu tersanemizde görev yapan ve ebedi aleme göç etmiş olan çalışanlara, yöneticilere rahmet dileyerek bu güzel buluşmamıza başlayalım. Günümüzde ise deniz sektörüne bu güzel tersanemizde hizmet veren tüm çalışanlara da sağlıklı, güzel çalışma günleri diliyoruz. Bugün bir ilke de tanıklık edeceğiz. Hem bir doğum günü kutlayacağız şehir hatlarımızda hem de bir ilke tanık olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin şehir hatları şirketinin 567. yıl dönümü kutlaması ve bir ilk olarak elektrikli hibrit deniz taksilerimizin sizlerle buluşacağı, sizlere tanıtacağımız güzel bir buluşmadayız. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, bu güzel günümüze ekranımızda güzel bir filmimizle başlamak istiyoruz. Lütfen buyurun. İstanbul'un doğası için, denizlerimiz için durmadan çalıştık, birlikte başardık. Karbon salınımını azaltarak çevreci bir ulaşım alternatifi sunmak ve deniz ulaşımının sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla hibrit deniz taksilerimizi denizlerimizle buluşturduk. Hibrit deniz taksilerimiz yıllık 284 ton karbon ayak izini azaltacak, deniz ulaşımında çevreci dönüşüme öncülük edecek.
Yeni 5 hibrit deniz taksiyle deniz taksilerimizin sayısı toplamda 50'ye yükselecek. Deniz taksilerimizden yılda 200 binden fazla kişi faydalanacak. Çevreci vizyonumuz sadece denizlerimizde değil, her alanda güçlenerek devam edecek. Çünkü İstanbul'un denizleri bizlerin geleceği. İstanbul'un denizleri bizlerin geleceği şuuruna sahibiz ve bu uğurda çok çalışıyoruz şehir hatları şirketi olarak. Çok güzel bir müjde bu. Bu müjdeli haberi elektrikli hibrit deniz taksi müjdesini bizlerle paylaşacak ve bugün bizlere ilk olarak hitap edecek kişi şehir hatları şirketimizin Sayın Genel Müdürü Sinem Dedetaş. Lütfen alkışlarınızla mikrofonumuza davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli konuklar, birden fazla heyecanı birlikte yaşayacağımız bir gündeyiz. Bugün tersanemizin 567. yaşını kutlayacağız ve aynı zamanda hibrit deniz taksilerimizin denize indirme törenini yapacağız. Öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum. 3,5 yıl önce kapanmaya yüz tutmuş olarak devraldığımız endüstri, kültür ve ata mirasımıza sahip çıkmanın ve üreterek yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tersaneyi amireden kalan son kamu tersanesinde çok kısa sürede İstanbul Deniz Ulaşımı ve deniz kültürü ile gemi inşa sanayisine değen önemli işlere imza attık. Sadece sahip çıkma içgüdüsüyle değil, aynı zamanda katma değer yaratma bilinciyle de planlamalarımızı yaptık ve projelerimizi hayata geçirdik. Göreve geldiğimizden bu yana 152'si filo dışı gemiler olmak üzere 265 adet bakım onarım çalışması yaptık. 56 adet küçük tekne üretimiyle tersanemizin yeni inşa faaliyetlerini de aktif ettik. Seri üretim yapma yeteneği kazandırdık. Tüm bu işlerin Haliç Tersanesi'nde yapılabilmesinden kaynaklı kamuya yarattığımız katma değer, kamu faydası 180 milyonu aştı. Bu rakam tersane cirosu değil, özellikle bunun altını karışmaması adına çizmek isterim. Bu faaliyetlerle tersanemiz artık her türlü teknenin bakım, onarım ve yeni inşasını yapmaya muktedir hale geldi. Paşabahçe gibi tarihi tescilli bir vapurda yine bu tersane sayesinde 70 yıl sonra ilk günkü ihtişamı ile sefer yapmaya başladı. Kızıl Toprak, İsmail Hakkı Durusu ve Turan Emeksiz vapurları da önümüzdeki günlerde sırasıyla yine tersanemizin katma değerleri olarak İstanbul ile buluşacak. Geçmişinden getirdiği birikimi, tarihinden aldığı gücü ve emekçi insanlarıyla tersanemiz bugün canlıdır, hayattadır ve bugün bir ilke daha sizlerle birlikte imza atacaktır. Hibrit deniz taksilerimiz. Öncelikle kısaca hibrit deniz taksi nedir, neyi kastediyoruz bundan, onu paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi Sayın Başkanımızın vizyonu olan toplu ulaşımda denizin payını arttırmak üzere İBB Ulaşım Mahallesi ile birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Göreve geldiğimizden bu yana deniz toplu taşıma hatlarına 11 yeni hat ekleyerek 22 olan hat sayısını %50 artışla 33'e, 720 olan günlük sefer sayısını yaklaşık %40 üzeri artışla 1000 sayısına ulaştırdık. Bunun yanı sıra denize özendirmek için belli süreyle ücretsiz deniz ulaşımı gerçekleştirdik. Denize olan ve denizden olan aktarmalarda %50 indirim sağladık ve devam ediyoruz. Raylı sistemle, lastik tekerlek modlarla ile entegrasyon gerçekleştirdik. Bunların hepsi deniz toplu taşımasına yaptığımız iyileştirmelerdi. Bunların yanı sıra zamandan ve tarifeden bağımsız, hızlı, tekli ve çoklu kullanıma uygun alternatif deniz araçları da ürettik ve hizmete aldık. Bunlar da deniz taksilerdi. 45'i dizel olarak ürettik ve geri kalan son 5'ini bugün hibrit olarak ürettik ve sizlerle paylaşacağız. Yani artık bu teknelerde dizel ana makina değil, elektrikli motor ve batarya bulunmakta ve gemi sevki elektrik enerjisiyle sağlanmaktadır diyebiliriz. Bu sayede mevcut teknelerin yakıt tüketiminde %25 tasarruf sağlamış, karbon salımını düşürmüş ve elektrikli araçların devreye alınması ile deniz taşımacılığında bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk. Ana hedefimiz olan karbonsuz deniz ulaşımının öncü adımını attık. Buradan sağlanan verilerle tüm deniz taksi filosunun elektrikli dönüşümü de gündeme almış bulunmaktayız. Peki vapurların durumu ne olacak? Çokça sorulardan biri bize bu. Bu sorunun cevabını birazdan Sayın Başkanımız sizlerle paylaşacak. Sözlerimi bitirirken tüm bu işlerin başarılmasını sağlayan şehir hatları ailemiz başta olmak üzere
Tüm çalışan ve alt çalışanlarımıza, proje paydaş firmalarımıza, İBB ailemize, danışmanım Sayın Ertan Yıldız'a gönülden teşekkür ederim. Bir özel teşekkürü de hayal kurmamıza ve hayata geçirmemizin önünü kesmeyen vizyoner bakış açısı, adil, destekleyici ve gerçekçi yapısıyla bütünün faydasına hizmet etmemize olanak sağlayan, fırsat eşitliğinden yana ama gerçekten fırsat eşitliğinden yana liderlik modeliyle bizlere fırsat veren ve örnek olan Sayın Başkanıma iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Başkanım. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle. Tüm çalışma arkadaşlarına ve Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Değerli katılımcılar, 150 günde 150 eser maratonumuza aralıksız devam ediyoruz. Biliyoruz ki İstanbul bu eserlerle daha güçlü bir şehir haline geliyor. Bu hibrit ve elektrikli deniz araçları yine biliyoruz ki denizlerdeki karbon ayak izimizi oldukça küçültecektir. Böylesine önemli bir vizyonla 39 ilçenin tamamına ayrım yapmaksızın hizmet üretiyor İstanbul Büyükşehir Belediye'miz. Ve şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin liderini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'yi dinleyeceğiz. Kendilerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Kıymetli konuklarımız, değerli il başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli yöneticileri, önceki dönem milletvekilimiz, meclisimizin kıymetli başkan vekili ve hanımefendiler, beyefendiler, sevgili şehir hatları kuruluşumuzun emekçileri, yöneticileri, sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1455'te başlayan bir süreç, muhteşem bir tarihi alanın içerisinde olmak gerçekten özel bir durum. Dünyanın yaşayan en eski tersanesi 567 yıldır dimdik ayakta. Çok önemli, bunu korumak, muhafaza etmek, geleceğe taşımak önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'dan bugüne hem zamana direndi hem de bazen bir takım rant düşüncelerine de direndi. Kendini korudu, muhafaza etti. Bazen de çok duyarlı, titiz insanların katkılarıyla ayakta durdu. Göreve geldiğimizde tasfiye edilip farklı düşüncelerle başka bir boyuta evrilmesi düşünülen bu alanda, bu tarihi tersanede gözümüz gibi baktık ve onu yeni bir döneme taşıdık diyebilirim. Burada bilinçli hareket ettiğimiz birkaç mesele var. Bir tanesi şu, burada hem tabii ki Haliç Tersanesi gemilerimizin bakım ve onarımını yapsın, hatta kapılarını özel sektöre de açsın. Ama aynı zamanda şehir hatları filosu dışındaki gemilere hizmet ederken burada tarihin canlanmasıyla birlikte insanlarıyla buluşsun ve bu buluşmayı yine izlenebilir bir halde hem aktif bir şehir hatları üretimi tesisi ama aynı zamanda onun müze fonksiyonu hem de burayı İstanbul'un önemli bir sanat alanına dönüştürmeyi bir bölümü için söylüyorum. Ve bugüne geldiğimizde bunun ciddi bir bölümü harekete geçti. Nedir o? Sanatla ilgili alanın sonuna yaklaşmak üzere ve çok özel bir sanat alanını İstanbul'da yakın zamanda hediye etmeye başlıyoruz. Hemen girişinde gördüğünüz restorasyonun yapıldığı bölüm ki devam eden bölümleri de var. Ama aynı zamanda ikinci bir hayata geçen işte bu Haliç Tersanemizde tekrar işlev hale gelip teslim aldığımızda 1 milyon liralık bir yıllık ticari hacmi olan tesis şu anda 175 milyon liraya varan bir ticari hacme kavuşmuş oldu. Bu da ikinci bölümüyle başarılı olduğumuz kısmı. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Hem bu gördüğünüz alanların tamiri, bakımı, onarımı
aslına uygun bir şekilde ciddi bir bölümü yine başta o tarihi havuzlar olmak üzere üretimin yapıldığı ve canlı canlı izlenildiği bir biçimiyle, toplumla izlenen bir biçimiyle buluşturulacak. Dolayısıyla işlevselliği daha da güçlenerek devam edecek. Diğer yandan da dediğim gibi o kültür sanat alanlarını genişleterek burayı topluma açan, dünya ile buluşturan bir vizyoner bakışı muhafaza etmiş olacağız. Tabii bu harekete geçmesiyle aslında inşa ettiğimiz çok özel işler var. Kapasitesi sıfıra inmişti ama bugün 50 kompozit yolcu gemisi ve 20 römorkör kılavuz tekne inşa etme kapasitesine ulaştık. Tarihi Paşabahçe vapurunu birlikte hayata geçirdik ve yenileri de az önce Sinem Hanım'ın ifade ettiği gibi yolda. Tabii deniz ulaşımını özellikle İstanbul'da daha etkin kılma adına harekete geçtiğimiz bir dönem bu dönem. 3,5 yıl içerisinde ciddi adımlar attığımızı söyleyebilirim ki az önce hem sefer sayısı artışlarında hem hatların genişletilmesi noktasındaki artışların %30'ları 40'ları deviren oranlara sahip olduğunu Sinem Hanım sizinle paylaştı. Burada özel bir süreci de söylemek isterim. Deniz taksi projemizin başarıya kavuşması, bugün çok beğenilen bir hizmeti İstanbullulara sunuyor olması, tüm teknolojik altlığıyla, uygulamalarıyla birlikte ve kullanıcıların yüksek memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Ama daha da ötesi, biz 50 tane deniz taksiyi, işte bugün 5 hibrit içinde olmak üzere, burada üretip halkımızla buluşturmanın da gururu çok kıymetli. Tabii burada en önemli prensip şu, ne yaptığını bilen, üretim ve çözüm odaklı, çalışkan bir ekibin ve tabii ki değerli genel müdürümüzün liderliğinde güzel bir sürecin yönetilmesi meselesidir. Ben gerçekten her birine yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık bu başarılarından dolayı. Zira ilk geldiğimde mesela bunu bana yine genel müdürümüz söylemişti. Buranın hani usta çırak ilişkisiyle yüzyıllardır süren o geleneğin son emektarlarının çok mutsuz olduğunu ifade etmişti. Çünkü hani burası nasıl kapanır? Burası aynı zamanda bir okul ve müthiş bir emek var burada diye. O güzel insanların, o emekçi dostlarım, ustaların o hüznünü yüzlerinde okumuştum, görmüştüm. Ama sonrasında burada üretim yaptıkça nasıl mutlu, nasıl enerjik olduğunu, bir yandan da iş öğreten pozisyona geçtiğini de açıkçası yaşadık ve yaşıyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum ben. Çok da güzel günlere yürüyor. Deniz taksi üretiminde daha önce yaptıklarımızın bir değişiğini bugün harekete geçirmiş oldu arkadaşlarımız. Projemizin çevreci ve hibrit bir deniz taksiye dönüşmesi ve elektrikli teknelerin denize inmiş olması gurur verici. Burada hem yakıt tüketimine malum etkisi var, hem karbon salınımı ile ilgili çevreci bir boyutu var. Her yönüyle çok değerli bir işi başarıyoruz. Yılda 200 binin üzerine çıkan bir yolcu hedefi olan bir ekip oluyor artık, bir filo oluyor. Daha önce biliyorsunuz bu uygulanmıştı, çöpe dönmüştü ve çöp haline dönen tekneler yıllarca Haliç kıyısında çürümeye bırakılmıştı. Onları bile oradan kaldırmam bir sene sürdü. Ama bugün çöp değil, kendi üretimiyle, şık haliyle bu tarihi Boğaz'a, Haliç'e yakışan tasarımıyla bir de hem elektrikli hem normal üretimiyle beraber denizde ve Haliç'te özellikle insanlarımıza hizmet sunacak bu sürecin sonucu ermesi beni çok çok mutlu ediyor. 7/24 rezervasyon yapılan çok değerli bir uygulaması var. Aynı zamanda özellikle engelsiz tekne tasarımına sahip olması ve bireylerin bunu rahatlıkla, engelli bireylerin rahatlıkla kullanabilecek olması da nasıl özenli bir üretim yaptığımızın da bir sonucu. Haliç Tersanesi'nde inşa edilen ve ilk elektrik tekne olan hibrit deniz taksiler aslında bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların bir başlangıcı olduğunu da özellikle söyleyeyim. Bu arada askıda duran bir deniz taksiyi görüyorum.
Buradan arkadaşlarıma ben konuşmama devam ederken bu hibrit deniz taksiyi alkışlarınızla denize hep beraber indirmiş olalım. Yürüttüğümüz bir başka işten de bahsedeyim. Bir yandan da bu hibrit deniz taksinin yanı sıra Dünya Bankası'nın desteğiyle vapur silüetine daha küçük elektrikli gemi filosu oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarım bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyorlar ve özellikle Haliç Tersanesi'nin bu değişiminin belki de taşlanması olacak inşallah. Tarihi vapurun silüetinden ona tasarım olarak yaklaşan ama onun biraz daha küçüğü elektrikli bir filo üretme yolunda da emin adımlarla yürüyoruz. Onu da belirtmiş olayım. 10 yıl önce gerçekten Haliç Tersanesi'ni gören biri buraya bu hale geleceğini hayal bile edemezdi. Şunu söyleyeyim, israf ve istismarı ortadan kaldırdığınızda akılcı bir süreci her kurumumuzda görebiliriz. Burası onlardan bir tanesi. Artık İstanbul'un Haliç Tersanesi gibi kaynaklarını gerçekten israfa ve az önce dediğim gibi istismara, ranta kurban etmeyen, İstanbul'un faydasına ve İstanbulluların faydasına, kamu yararını gözeten bir anlayışla hareket eden bir yönetimi var. Onun için aslında biraz dayanamıyorlar. Fazlasıyla kıskansalar mutlu olacağım. Çünkü kıskançlık biraz, yani ben anlamıyorum kıskançlık işinden ama hani en azından biraz daha iyi yapmayı motive eder diye düşünüyorum. Kıskançlık değil, başka bir boyuta evrildi ve onun için İstanbul'a müdahale etmeye ve özellikle yok saymaya, hatta İstanbullulara zarar vermeye çalışan bir takım uygulamalara başvuruyorlar. Üzücü ama biz İstanbul'da adalete, üretime, insana saygıya, şehre özene mutlak dikkat edeceğiz ve bu yönde bir yolculuğa devam edeceğiz. İstanbul, evet. Beş tanesi hazır. Harika. İstanbul her yönüyle çok güzel bir şehir, çok özel bir şehir. Dünya, yani dünya herhalde birinci sıraya her yönüyle oturtulacak bir şehir. Sadece bizim bakışımızla değil. Gerçekten çok iyi şeylere layık. Coğrafyası güzel, kültürü güzel. Her şeyden önce gerçekten insanı güzel. Bu güzel şehirde bazen çirkinlikler, kötülükler olmuştur ama gelip geçicidir. Biz bütün kötülükleri buradan def etmek için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü burada kötülükler ve çirkinlikler asla kök salmaz. Buranın öyle bir maneviyatı var. Kadim şehir İstanbul değerleriyle geleceğe doğru cesaretle, gururla yürümeye devam edecek. Tıpkı 567 yıl öncesinden bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Haliç Tersanesi ve şehir hatları gibi 567. yılında elektrikli tekne üretip onu denize indirmenin kutlanmasıyla bir arada onun yaşını da kutlamış olacağız. Göz bebeğidir İstanbul'un bu alan. Her zaman İstanbulluları sevgiye, umuda taşımak için kararlı bir yönetim var. Pazar günü sadece yönetici ekibiyle buluştum ve yönetici ekibinin sayısı yaklaşık 3000 kişiydi. Böyle büyük bir kamu yönetiminin ahlaklı, liyakatli, insanını düşünen ve kul hakkı yemeyen, her kuruşunu insanının ve şehrinin lehine harcama konusunda titiz davranışlarda bulunan bir yönetim olmanın ve bu yönetimle beraber hareket etmenin, ben de belediye başkanı olarak çok onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Hepsinin emeğine sağlık,
elektrik, deniz, taksiler İstanbullulara ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Şehir atlarının da 567. yılı, yaşı kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet efendim, dedik ya bir yaş günü bugün. Bir pasta şimdi. Bugüne özel hazırladığımız güzel bir pastamız var. Bize göre güzel bir pasta. Hemen hızlı bir şekilde alalım. Sayın Genel Müdürüm Sinem Dedetaş, Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Ertan Yıldız Bey, lütfen buyurun Ertan Bey. Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, şehir hatlarında bir gelenek var. 567 olduğumuz için 566'nın 6'sını kaldırıp yerine 7'yi getiriyoruz. Bu da şehir hatlarının bir geleneği olarak şimdi uygulanıyor. Oradaki görevli arkadaşlarımıza görüyorsunuz 566'nın 6'sını kaldırıyoruz. Herkesin bildiği Haliç Tersanesi'nin 567. yılını böylece uygulamış oluyoruz. Yıllardır devam eden bir geleneği böylece yaşatıyoruz efendim. Hayırlı olsun 567. yılı şehir hatlarının. Şimdi bir pastamız var dediğimiz gibi. Alkışlarımız şehir hatlarında görev yapan tüm emekçi dostlarımız için, tüm yöneticilerimiz için emeklerine sağlık diyoruz ve 567. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Şimdi bir hatıra fotoğrafına lütfen sayın il başkanlarımız, grup başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz, denizcilik sektörünün kıymetli temsilcileri, bu projede birlikte görev yaptığımız firmanın değerli temsilcileri, CEO'su, TEMSA. Lütfen buyurun efendim, bir anı fotoğraf için sizleri davet ediyoruz. Projede emeği geçen elektrikli hibrit deniz takside görev yapan herkesi tersanemizin yeni yaşını da böylelikle kutlamış olduk. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şehir Hatları Genel Müdürümüzle birlikte elektrikli hibrit deniz takside kısa bir tur yapacaklar. Basın mensubu arkadaşlarımızı dışarıda, basın danışmanlığında çalışan arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle bir diğer tekneye alacağız. Diğer misafir